Haber Akademisi'nden merhaba. Bu bölümde konuğumuz gazeteci Umut Eken. Umut Eken spor medyasının spor gazeteciliğini anlattı. İzliyoruz. Eskiden beri iyi bir futbol sever olarak görüyordum kendimi. Öğrencilik yıllarımda da gazeteciliği de meslek olarak seçmiştim. Zorunlu bir staj için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Zorunlu bir staj için Fanatik Gazetesi'ne gittiğimde bir ay diye planladığım stajyerlik dönemim bayağı bir uzun sürdü. 2 yıl falan stajyer olarak çalıştım o gün ekonomik koşullarında. Ondan sonra da bir gün bir ihtiyaç oldu. Bir editör abimiz yoktu. Gel bir sayfa yap dediler. Ve başladım. Ondan sonra da işte bugünlere geldik. Yaklaşık 20-21 yıl oldu. Spor haberini haber yapan özellikleri maalesef kaybetmiş durumdayız. Bu biraz futbol ekonomisiyle de ilgili. Çünkü kulüpler artık futbolculara, teknik adamlara verdikleri paranın tamamen karşılığını almaya çalışıyorlar. Böyle kaba bir tabirle sineğin yağını çıkartmaya çalışıyorlar diyeyim. Eskiden gidip herhangi bir futbolcuyla röportaj yapabilirdiniz. Herhangi bir teknik adamla röportaj yapabilirdiniz ama artık bunları sadece kulüplerin kendi kanallarından, kendi sosyal medya hesaplarından, kendi mecralarından takip edebiliyorsunuz. Ve artık onlarla röportaj yapmak bile paraya dayandı. Çok ciddi rakamlar istiyorlar. Belki yılda birkaç tane hakkınız varsa onları kullanabiliyorsunuz. Maalesef bu anlamda haberciliğin sınırları çok daralmış durumda. Bir başka faktör sosyal medya. Az önce sizle de yayından önce konuştuk sosyal medyanın etkisinden. Taraftar baskısı ve daha doğrusu camiaların baskısı gazetecilerin üzerinde daha fazla hissedilmeye başlandı. Yaptığınız bir haber için eskiden tepki aldığınız şey gazeteye gelen telefondu mesela ama şimdi Twitter, Facebook, Instagram vesaireden böyle bir saldırı şeklinde maruz kalıyorsunuz maalesef. Haber doğru da olsa, içeriği sıkıntılı da olsa olmasa da bu da biraz daraltan etken. Bir de maalesef şöyle bir şey var, gazeteci yaralayan bir şey. O kulübün takip edenleri, o kulübün muhabirleri, o kulüple ilgili haber yapmakta görevli arkadaşlarımız da maalesef o baskı üzerlerine hissediyorlar ve kulübün biraz olumlu tarafından bakar oluyorlar. Onlara servis edilen haberler var, onları kullanmaya çalışıyorlar. Çok iyi gazetecilik yapmaya çalışan da maalesef o yapı içerisinde yer almıyor. Kulüpten uyarı alıyor işte. Bir de kulüplerin yaptırımları var. İdmanı almıyorlar, maç akreditasyonları yapmıyorlar vesaire vesaire vesaire. Bunların hepsini topladığınızda zaten habercilik çok daralıyor. Benim durumumdan bakarsak eğer ben hani çok uzun süre gazetede çalıştıktan sonra 4 yıldır dijital medyadayım. Gazetenin dijital tarafına geçtim. Dijital habercilik yapmaya çalışıyorum ama orası da maalesef kuralları çok önceden belirlenmiş biraz kirli bir alan. Bunu öz eleştiri yapmamız lazım. Yani haberleri çok fazla olması gerektiği kadar sorgulayamadığınız, altına bakamadığınız, manipüle edilip edilmediğini hissedemediğiniz zamanlar oluyor maalesef. Çünkü şöyle bir şey, dijital yayıncılıkta da hız ve rekabet denen, çok korakor bir rekabet denen bir şey var. Siz vermezseniz sizden önce birisi o linki verip hemen o okutturmaya başlıyor. Maalesef haberler çok ciddi anlamda sorgulanmıyor. Bunun için arkadaşlara tavsiyem ne olabilir? Şu değerli, her zaman söylenen bir laf vardır. Content is the king derler hani. Kendi öznel haberini, kendi özel haberini yapan, araştıran, sorgulayan arkadaşlar her zaman bu meslekte, özellikle dijital habercilikte fark yaratıyorlar. Çünkü kendi haberi de çığ gibi büyüyor ve kendi imzasıyla yayınlanıyor. Fark ediyorsunuzdur işte gazetelerin internet sitelerinde işte kaynak diğer gazeteyi kullanarak haberler alıyoruz, şey yapıyoruz. Orada ismi de geçiyordur. Onun kendi adına ciddi bir yatırım alanı olarak görmek lazım. Şöyle bağlayayım. Hani 1000 tane Twitter takipçisi varsa o arkadaşımızın aslında o haberi yaparak diğer gazetelerin internet sitelerine giderek milyonlara ulaşabilir. Bu anlamda özel içerik her zaman en değerli şey. Tabii ki çok objektif olmaya çalışıyorum. Ben spor gazetesiyim. Tuttuğum bir takım var eskiden beri ama tabii ki bu takıma olan aşkınız da zamanla mesleğin içindeyken törpüleniyor. O iş basınca işte son hafta şampiyonlukları kaçıp gece 3'e 4'e kadar gazetede kalınca Allah kahretsin hani bizim takım şampiyon olmasa mıydı falan dediğiniz zamanlar oluyor ama kendi adıma onu söyleyebilirim. Genel anlamıyla objektiflik şöyle, yani dönem yine spor gazetecinden örnek vereyim, ekonomiye siyasete girmeyeyim, ukalalık etmek istemem. O da dönemsel bir durum. Yani o andaki kulüplerin başarısı, o anki kulüp medya ilişkisi, o anki kulüp başkanı, o anki yönetici, o anki futbolcu hepsi etken. Arda Turan'dan örnek vermek lazım. Hani çok global bir markamız olacaktı. Barcelona'ya kadar falan da gitti ama ondan sonra gelip yaşadıklarını falan görüyorsunuz. Kötü örnek oldu. Şimdi 2024 adaylığımız vardı. Dün seçildi. Mesela Arda'yı bir vitrine koyamadık. Çünkü geride kalan süreç sıkıntılı.
Bu anlamda objektif davranmak gerekirse hani Arda'ya bakış açısı insanlara dönemsel olarak değişebiliyor. Aslında bu objektiflik denen şey biraz o dönem, az önce söylediğim gibi, yaşadığınız o dönemin içindeki şartlarıyla alakalı. Yani bunu hiç düşünmedim. Şimdi siz sorunca hani okuyucu, yani aslında onlara göre hiçbir zaman objektif değilsiniz. Çünkü aynı haberden farklı takım taraftarlarının tepkisini de alabiliyorsunuz. Yani eğer bir tarafa doğru kaymışsanız aslında bir yanlışlık vardır, değil mi? A da B de size tepki göstermemelidir. Ya A B tepki göstermelidir ya B, ama iki tarafta siz algı yapıyorsunuz, siz ters algı yapıyorsunuz gibi geri dönüşler şey yapıyor. Onların tepkilerini de tabii ki değerlendiriyor. Şimdi bazen hatalı kararlar verdiğimiz de olabiliyor. Haberi iyi yorumlayamadığımız zamanlar da oluyor. Onlar da haklı. Demin az önce söylediğim için özellikle dijital yayıncılıkta daha öncesini bilmeden o rüzgara kapılıp herkesle birlikte yaptığımız aynı haberler de oluyor. Orada hatalarımız da oluyor. O zaman da boynumuz kıldan ince zaten. Asıl iş zaten muhabirlik. Hani editörlük, ben daha çok mutfaktaydım. Editör olarak başladım mesleğe ve öyle gittim. Dışarıda çok az, hani zaman zaman maçlara gidip haberler yaptım vesairelerde olur röportajlar, ama asıl iş bu işin ceremeli tarafı muhabirlik. Ama az önce bahsettiğim gibi alanları çok daraldı. İşte bazı idmanlara giremiyorlar, bazı haberler yapamıyorlar, röportaj yapamıyorlar, ama her şeye rağmen her zaman haber vardır, bir yerde saklanıyordur ve gizleniyordur. Biraz cesaretle, biraz sağlıklı ilişkiler kurarak, ki bu çok önemli özellikle muhabirlik için, çok sağlıklı ilişkiler kurmak lazım. Hani bu güven, karşılıklı güven duygusundan bahsediyorum. Daha laçkalaşmış bir ilişki değil de herhangi bir yönetici, başkan, futbolcuyla. Karşılıklı güven duyabileceğiniz bazen öyle şeyler olur ki hani sizle sırrını da paylaşmak ister karşınızdaki. Siz bir gazeteci değil de onun dostu hüviyetiyle, kimliğiyle, o kimlikle o sırrı saklamak zorundasınızdır. Her şeyin başı bence iyi ilişkiler. Sürekli araştırmak, sürekli soruşturmak. Bazen bir haberi sadece sahada da ulaşamazsınız. Artık çağımızda çok ciddi bir şans var bizim için. İnternet var. 15 yıl önce, 20 yıl önce bir olmuş olayın gerisini, mazisini araştırarak internetten de haberinizi besleyebilirsiniz. O doğru ilişki kurduğunuz insandan sağlıklı bilgiler alabilirsiniz. Yine o sağlıklı bilgileri de başkalarından teyit ettirebilirsiniz. Hani spor haberciliğinde araştırmacı, gazetecilik biraz kısıtlı, sıkıntılı, ama her şeye rağmen çok iyi şeyler de yapabilirsiniz. Çünkü bu işin içinde rakamlar var. Yani çok iyi analizler yapabilirsiniz oturup saatlerce. Onun için de sahada olmanıza gerek yoktur. İlgili kişilerle, işin uzmanı kişilerle de görüş alarak haberinizi besleyebilirsiniz. Dediğim gibi işin içinde rakamlar varsa her zaman haber var. Çok iyi analizler çıkarabilirsiniz. Daha çok bu konuda ekonomi belirleyici. Mesela yıllar öncesini hatırlayın. Hepimiz açık kanallardan her maçı izleyebiliyorduk, edebiliyorduk. Şimdi hani bir açık kanal, bir voleybol maçı izleyemezsiniz. Ya onun getirisi yoktur o kanala, ya da şifrelidir, çok şeysi, çok nadiren işte ülke turnuvaları falan, onlar da uluslararası kurallarla belirlenmişti. Açık şifreli kanaldan, pardon, şifresiz kanaldan yayınlanma zorunluluğu vesaire falan vardır. Dur. Yani ekonomi daha çok burada hani sporu yönlendiriyor bu tür durumlarda, sorduğun soruyla ilgili. Ekonomi çünkü çok belirleyici. İyi muhabirin özellikleri nedir habercilikte? Yani bir kere çok sorgulayıcı olması lazım. Çok her zaman sahada, her işte olması lazım. Şöyle ki şimdi maalesef hani bazı muhabir kardeşlerimiz iş beğenip küçük işlere gitmiyorlar, beğenmiyorlar, maçlara gidiyorlar, idmanlara gidiyorlar, futbol değilse voleybola, basketbola vesaireye falan gitmiyorlar, ama orada bir basketbol haberinde de çok ciddi bir haber olabilir. Misal geçen sene, hani isim vermem doğru mu şey kullanabiliyorum herhalde, ama Aziz Yıldırım'la Işık Yeğengör arasında bir hadise oldu kadın basketbol maçında. Bir tokatlaşma ve bir davalık bir süreç oldu. Hala da devam ediyor. Aziz Yıldırım için zorla getirilme kararı aldı. İşte bu aslında ciddi bir haberdi. Biraz magazinel tarafı maalesef, hani iyi bir taraf değildi. Karşılıklı neredeyse yumruklaşıyorlardı ve Aziz Yıldırım Işık Yeğengör'e tokat attı. O maçta olan arkadaşlarımızın sayısı sanıyorum ki hani olması gerektiğinin yarısı kadar filandır. Bu yüzden her zaman iş küçük büyük demesinler, her zaman gitsinler. Bir başka örnek vereyim. Yurt dışı kampında bir muhabirimiz, trajik bir olay tabii ama takım takibi yapıyor yurt dışı kampında. Avusturya, İsviçre, Hollanda vesaire takımlar kamp yapar sezon başı, biliyorsunuz. O zaman da işte idman sahaları arasında, maç sahaları arasında takımlar gidip geliyorlar. Kimse takip etmiyor. Bizim muhabirimiz takip ediyor takımın peşinden, otobüs kaza yapar mı, eder mi falan, ne olur eder diye. O sırada otobüsün içinde çok ciddi bir panik olduğunu, herkesin ağlamaya başladığını falan görüyor. Maalesef Oktay Derelioğlu'nun, işte Beşiktaş futbolcusunun eşinin öldüğü haberini, vefat haberini orada alıyorlar. Fotoğrafları vesairesi falan. İlk haber veren oluyor. Maalesef haberin ne zaman, nasıl, ne şekilde geleceği belli olmuyor. O yüzden her zaman takip, takip, takip. Stajyer birincisi
orayı kendisi için şans görmeli. Yani staj yapmak isteyip, şu dönem için konuşuyorum tabii. Staj yapmak isteyip açıkta kalan çok genç kardeşimiz var. Biz de hani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bize de o kadar çok geliyor ki, siz de biliyorsunuzdur dışarıya giden hep. Birincisi oradan kafayı uzatan, maalesef oradan içeri kafayı uzatan onu bir kere şans olarak kullanmalı. Ha, gece gündüz yatsın mı etsin mi? Hayır. Ama içeride tanışmalı, herkesle iyi ilişkiler kurmalı. Herkesten çünkü öğreneceği şey var. Gazete için söylersem hani sayfa sekreterinden, yazarından, editöründen, muhabirinden, istihbarat şefirinden, yazı işleri müdüründen, aklınıza gelebilecek herkesten, çaycısından bile öğrenecek şey var. Başlarda çay taşıyabilir ama o çaycı mesela ona başka bilgiler verebilir. Yazarların ne zaman geldiğini, hangi günler geldiği bilgisini ondan alabilir ve yazarlarla ilişkiler kurmaya çalışır. O yazarların da birçoğu eski gazetecidir. Onlardan da kendi deneyimlerini edinebilir. Bu ciddi parayla satın alınamayacak bir şey, tecrübe. Bir kere bunu yapmalısı lazım ve kendine bir pozisyon belirlemesi lazım bir müddet sonra. Ne olmalıyım ben diye, hani sahada mı olmalıyım, muhabir mi olmalıyım, editör mü olmalıyım, yoksa bir iş bana göre değil mi? Bu da bir neticede karardır. Belki de okuduğumuz okulun o mesleği yapmayacağızdır. O da bir karardır. Hayat için önemli bir şey. İlla ki bu mesleği yapacağım diye bir kaide yok. Kendine göre tercihler yapmalıdır. Ama herkesten alacağı, öğreneceği çok şey var. İyi ilişkiler kurmalı. O işi sahiplenmeli ve normal, hani herkes ne kadar çalışıyorsa o kadar çalışmalı. Çünkü yarın öbür gün bir ihtiyaç olduğunda çat diye, evet bu arkadaşımız bu işi yapabilir deyip hemen bir başkasının koltuğuna oturtabilirler. Bunu bir fırsat olarak görmeli. Spor gazetesi olduğumuz için bizim yoğunlukla artık sezon başladı. Maçlı günlerimiz çok fazla. Hafta içi Avrupa Kupası, hafta sonu. Ama rutin bir gün, maçlı olmayan günde sabah herkes toparlandıktan sonra çok erken saatlerde başlamayız. Spor gazeteci biraz gündemin oluşmasını bekleriz. Öğleden sonra arasında sayfa gündem toplantısı olur. Sayfa editörleri ajanslardan, kulüp sitelerinden aldıkları sağlıklı bilgileri masaya getirirler. Orada sayfaların ne şekilde yapılacağı kararlaştırılır. Neyin manşet, neyin ikinci manşet olacağı kararlaştırılır. Sonra sayfalar çizilir. Bir taraftan da editör haberlerini yazmaya başlar. Sonra o yazdığı haberler sayfadaki şablona çekilir. Çıktılar alınır, düzeltmeler yapılır. Belki haber değiştirilmesi gerekebilir. Taze bir haber geldiyse o sayfa revize edilir ve baskı saati kaçırılmadan basılmaya çalışılır. Genelde böyle. Maç günleri ise toplantı daha geç saatte. Aşağı yukarı maç dışındaki sayfalar maçtan önce bitirilir. Maçtaki gelişmelere göre de ikinci yarıda, devre arasında falan haberler yazılmaya başlanır. Bir son dakika golü olur, son dakikada maç değişirse o zaman kırmızı alarmıştı. Hani gerçekten basketbolda da voleybolda da Türkiye, genel anlamda söylüyorum, hem kadın hem erkek çok ciddi çıta atladı. Voleybolda işte görüyorsunuz, kulüplerimiz Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu oluyor. Özellikle kadın voleybolda çok başarılıyız. Erkek basketbolda da en iyi örnek hani Fenerbahçe, çok başarılı olduğu için. Bu başarı biraz da ilgiyi çekiyor kendisine. Bu kitlenin artması, orada olan kitlenin artması maalesef bizim de, hani hep maalesef söyleyeyim, bizim de oraya daha geniş yer ayırmamıza, daha fazla habercilik yapmamıza sebep oluyor. Tabii bir de haber oluyor. Şöyle bir şey, eskiden hani Euroleague gibi bir organizasyon yaptı. Yapabileceğiniz basketbol haberleri kısıtlıydı. Ama şimdi Fenerbahçe üst üste sürekli Final Four oynuyor, final oynuyor. Bunların da hepsi haber. Biz de bu yüzden daha geniş yer vermek durumunda kalıyoruz. Buradaki en önemli sebep de ekonomilerin iyi yönetilmesi. Hem basketbolda hem de voleybolda ciddi sponsorluklar var ve bu sponsorluklar futbolun aksine çok işin ehli kişilerle yönetiliyor. Bu da başarıyı getiriyor. Futbolda da ciddi sponsorluklar var ama maalesef futbol ekonomisi yönetilmiyor. Bir kere ikisinin de handikapları var. Televizyon haberciliğinde yaptığınız hata olarak kaldı. Düzeltme imkanı yok. Gazetecilikte bir imkan daha var ama diğer taraftan gazetecinin avantajı ne? Çok bayat artık. Günümüzde sosyal medyanın, dijitalin, televizyonun bu kadar önde olduğu yerde elinize ertesi sabah aldığınız gazete her halükarda bayat. O gazetede taze hiçbir şey bulamazsınız yazar yazısı dışında. O çünkü o gazete özel bir durum. Onun dışında hemen hemen bütün özel bir röportaj yoksa, özel bir haber, atlatma haber yoksa tabii onları paragraf içinde tutuyorum. Onun dışında gazete çok bayat. Handikapı bu gazetenin. Haber kaynakları eskiye göre, yine ben sürekli şikayet ediyorum ama eskiye göre çok kısıtlı tabii ki. Az önce bahsettiğim gibi kulüplerin kendi yayın organlarını kullanma istemeleri vesaire falan, gazetelere, televizyonlara haber vermiyorlar. Bir muhabirin haber kaynağı hani çok kişi olabilir ya aslında. Böyle bir genel bir tanım yapmak zor ama o tesiste çalışan bir görevli de olabilir. Ne olabilir mesela?
maaşını alamıyordur, parasını alamıyordur. İşte onu söylüyordur, maaşlarımız ödenmedi diye. Ondan sonra belki başka tip bir şey olmuştur. O tesisin içinde birileri yumruklaşmıştır, birileri bir kavga etmiştir. Onu muhabire söylemiştir. Yani genelde futbol takımına, futbol özelinde konuşuyorum ya da takıma, o kulübe diyelim. O kulübe özel kişiler çevresinden seçmekte fayda var haber kaynaklarınızı. Çünkü haber de onlarda. Evet, bahsettiğiniz dönem zaten yaz dönemi ama orada da avantaj, yani gazeteci adına iyi olan şey transfer döneminin olması ve sürekli demeç açıklama vesaire filan olması işte. Maalesef bazen transfer haberlerinde de hani çok ayağa yere basmayan haberler oluyor ama bu çok önce kuralları, yazılı olmayan kuralları kovmuş bir durum maalesef. Bir rekabet var, bir tiraj kaygısı var, herkes bir haber atlatma, öne geçme kaygısı var. Bu yüzden işte dijital yayıncılığın gazetedeki sirayet ettiği yönde burası oluyor. Yaz transfer döneminde maalesef dört dörtlük ayağa yere basan haberler olmuyor. Bir de kulüplerin yanıltma taktikleri var. Bu da son zamanlarda şey oldu. Futbolcunun, teknik direktörün ücreti artmasın diye bilerek maalesef medyayı yanıltmaya, medyayı yanıltan demeçler veriyorlar. Medyayı yanıltmaya çalışıyorlar. Onlar da tabii tatsız işler oluyor. Bir başka transferi bitiriyorlar o sırada. Ama genel itibariyle hani Türkiye'de olduğumuz için çok böyle spor gündeminde habersiz kalmıyorsunuz. Mutlaka kulüpler kendi başlarına bir dert açıyorlar. O da haber oluyor. Yani sağlıklı olanı aslında muhabirin baştan sona noktası virgülüne kadar haberini yazıp editöre geçmesi. Ama maalesef hani bizde böyle olmuyor iş. Muhabir hani iki cümleyle haberi veriyor. O haberi olması gerektiği boyuta, olması gerektiği satıra getirmek zorunda olan editör ve anlamlı da bir şeyler yazmalı tabii ki. Bu taraftan bakıldığında ben de eski bir editör olduğum için hani dert yanabilirim. Editörün hammaliyeti, kaba tabirle öyle söyleyeyim, daha fazla. Onu bir şekilde şemale sokmak zorunda. Çünkü muhabir bir cümle, iki cümle veriyor. Dediğim gibi aslında sağlıklı olanı muhabir kötü de yazsa, çok kötü de yazsa doneler, çünkü muhabir de telefonda söylediği ya da mailde attığı bir şeyde eksik unutmuş olabilir ama yazması ve kendi haberi baştan sona olmuş gibi, gazeteye girecekmiş gibi yazması lazım. Birinci kural bu. İkinci kuralın editörle tabii ki muhabirin konuşması lazım. Kafasına takıldığı ya da haberde hatalı gördüğü, sakat gördüğü bir yeri muhabire sorması lazım. Yani bizde çok yapılmıyor. Aslında bunun orijinali nedir? Dışarıdaki İngilizlerin yaptığı vesairenin yaptığı gibi. Ben Şampiyonlar Ligi'nde bak 2005'te gördüm. Çok 13 seneydi. Hala biz oraya geçemedik. Kendi sayfasını açmıştı. Adam basın tribününde İskoç, ismi neydi? İsmini hatırlayamadım şimdi. İskoç İngiliz gazetesinde çalışıyordu. Sayfayı yazıyordu. Sayfayı atmışlardı adama. İtalyanlar falan da öyle yapıyorlar. Sayfayı açıp basın tribününde yazıyordu. En güzeli bu. Orada tabii belirleyici olan bir şey var. Orada İngilizler 6-7 bin vuruşta yazsanız okuyor. Çünkü adam yaşadığı, o anda yaşadığı maçı orada hikayeleştiriyor ve anlatıyor. Bizde burada 6-7 bin vuruşu okutabilmek çok zor. Dijitalin etkileri çok büyük tabii. Daha fazla kitleye ulaşıyorsunuz. Tepkiler de ona göre oluyor zaten. Daha fazla yere ulaştığınız için. Daha tesirli. Gazeteli mukayese kabul etmez ama gazete her zaman hala ve hala daha güvenilir ve daha ağır başlı duruyor dijitalin yanında. Az önce biraz konuştuğumuz şeylerden de hani hatırlatmak gerekirse, dijitalde o zamana karşı yarış bazen sağlıksız yayınlara sebep oluyor ama gazetedeki haber biraz daha oturulup düşünülmüş, üzerine tartışılmış, yazı işleri masasında kafa yorulmuş iştir. Gazetenin öyle bir özelliği var ve özel içeriktir gazete. Yani aynı haberi bile her gazete farklı görebilir. O yüzden hepsine özel içerik gözüyle bakmak lazım. Bir basın toplantısı düşünün. Şenol Güneş'ten örnek vereyim. Şenol Hoca en son sistem ettiği basın toplantısını tam 90-91 dakika falan yaptı. Süre tuttuk, kronometre tuttuk. Bir buçuk, yani maç süresi kadar 90 dakika. Herkes farklı bir yerinden görür. Genel çok belirgin bir şey söylemediyse, çok isyan etmediyse. İçinde çünkü birçok done vardı. O anlamda gazete haberi dijitale göre daha ağırbaşlı ve daha güvenilir duruyor. Bu basın toplantısı için örneğim ama normalde muhabir haberleri vesaire de daha şey yapılır. Dijitalde çok çabuk tüketilir haber. Hemen böyle bir linke tıklanıp biraz okunup kaçılır, uzaklaşılır ondan. Bence en önemli şey, yine çok ukalalık etmeyeyim hani mesleğin şeyi gibi ama bence kendi tarafımdan bakayım, bence sporu çok sevmek lazım. Sevmezseniz gerçekten yapamıyorsunuz. Çok uzun çalışma saatleri, taraftar baskısı, tepkiler ve maalesef bizim futbol severler ağırlıklı olarak olduğu için hedef kitle AB segmentten biraz daha uzak ve tepkileri biraz daha yıpratıcı ve şey oluyor, hani ölüm tehditlerine kadar giden şeyler var hani.
bizler değil ama bizlerden öncekilerde de görüyorduk bunu. O yüzden biraz o korkusuzluk, cesaret, sporu sevmek en önemli sebepler. Tabii sonra çok çalışmak. Çünkü düzensiz bir hayata da alışıyor olabilmeniz lazım. Spor müsabakaları genellikle akşam saatlerinde olduğu için. Mesela Şampiyonlar Ligi'nden örnek vereyim. Saat 10'da maç başlıyor, 12'de maç bitiyor. Sizin işinizin bitmesi 1.30-2'leri falan buluyor. Yani hafta sonu çalışıyorsunuz. Çoğunlukla maçlar hafta sonu. Hani biraz düzenli bir hayattan uzak bir karakterinizin olması lazım. Bizim işimiz hiç değilse eğlenceli. Hani şunu düşünüyorum, benim eşim de gazeteciydi, bıraktı. Hani bir kaza haberi vesaireyi falan filan biraz da belki o korkutmuş olabilir beni. Hani spor eğlenceli yine, hepsinin arasında spor, siyasetten de, ekonomiden de, belki kültür sanatı vesaireyi falan ayrı koyabiliriz. İşte sinema, tiyatro kulağa hoş geliyor ama onun dışındakiler, üçüncü sayfa haberciliği vesaire filan spordan daha kötü, daha yıpratıcı. Bizim gibi ülkeler için söyleyelim, hani biz böyle ekonomisi vesairesi hani kendi kendine yetebilen çok ileri düzeyde önde gelen ülkelerden değiliz. Onu kabullenmek lazım. Hala gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu nedenle hani spor çok belirleyici oluyor. Çünkü kitlelere en kolay ulaşılabilecek şey spor. Bu anlamda spor, özellikle futbol bazen bir araç, bir argüman olarak da kullanılıyor siyasilerin elinde. Çok yakın bir örnek. Dün 2024 adaylığı açıklanacaktı. Almanya ile biz adaydık ve iki ülkeden biri kazanacaktı. Almanya kazandı ama öncesinde yaşananlar, sosyal medyaya bakmanız yeterli. Sonrasında yaşananlar, kimisi işte ekonomimiz kötü olduğu için kaybettiğimizi söyledi. Kimisi karşımızdakinin Almanya olduğu için kaybettiğimizi söyledi. Kimisi bizde yeterli derecede demokrasi olmadığı için söyledi. İnsan hakları ihlallerinden vesaire vesaire vesaire. Bir sürü şeyden şey yaptılar. Futbol bu anlamda çok kullanılıyor. Çok çok maalesef kullanılıyor. Maalesef. Ya mesleki deformasyon da hani insanın kendisiyle alakalı. Herkes aynı derecede ve aynı şiddette hissetmeyebilir. Yani iki farklı gazeteci aynı yollardan geçip, aynı olaylara maruz kalıp, aynı deneyimleri yaşayıp farklı yorumlar yapabilir. Birisine sorarsanız çok yıprandım, çok bittim, hiç bu yola girmek istemezdim diyebilir. Diğeri ise bundan her yaşadığı olaydan bir tecrübe, bir kazanım sağladığını ve bunun da kendisi mesleki anlamda katkı sağladığını söyleyebilir. Bu biraz kişiyle alakalı, hatta doğrudan kişiyle alakalı. Ben kendimden örnek vermek gerekirse bilmiyorum. Hani mesleki devamlasının evet sosyalliğimi biraz tırpanladı. Misal çok örnek vereyim. Hani hafta sonları arkadaşlarım bir şeyler atıştırırken maç izleyelim vesaire falan filan derken ben gazetede çalışıyordum. Maça gidemedim. Gerçek bir futbol sever olarak hiçbir zaman mesleğe başladıktan sonra maç izleyemedim. Tuttuğum takımın yaşadığı şampiyonluklarda gerçek bir coşku yaşayamadım. Çünkü o sayfada, o anda bir haber yetiştirmek zorundaydım. Sayfa yazıyordum. Statlarda da böyle. Geçen gün Lokomotiv maçına gittim. Galatasaray Lokomotiv maçına. Yazı yazıyordum yani artık 90. dakikada falan elinde tablet ve telefonla. Bu anlamda hani bendeki mesleki deformasyondan daha çok spor severliğimi zedeledi diyebilirim. Ama dediğim gibi diğer tabii gazeteci, diğer mesleğin diğer dallarıyla alakalı mukayese ettiğimizde spor gazeteciliği her şeye rağmen ve her şeye rağmen daha zevkli. Onu da söylemek lazım. Deformasyon daha az. Aslında habercilik açısından çok zengin bir ülkeyiz. Çünkü özellikle bizim jenerasyon, sizlerin yaşı kaç bilmiyorum ama ben 40 yaşındayım. Hani 40 yaşımda gözümü açtım hani 7-8 yaşında kendim bilsem bildim desek 30-35 yılda hani herhangi bir batılın yaşayamadığı şeyleri yaşamışızdır. Çok kötü şeyler, çok iyi şeyler de gördük. Mesela ben 3. ya da 4. ekonomik krizimi yaşıyorum bu yaşta. Darbe denen bir şey yaşadık. Tanklar falan hiç aklımızın ucuna geçmezdi. Ben 2 yaşımdayken kendimi hatırlamadığım zamanda darbe olmuş ülkede falan. Bizim şehrin üstüne jetler falan uçtu. Aslında bu bakımdan baktığın zaman habercilik anlamında çok maalesef çok veri var. Çok unsur var ama bu ülke için iyi mi? İşte orada da habercilik ve ülke menfaatleri falan bir çatışma durumu söz konusu oluyor. Ama iyi habercilik yapılıyor mu dersek hala yapanlar var ama kısıtlı bir alanda. Her gazetenin bir kitlesi oluşmuş durumda. Biraz daha açayım. Mesela biz spor gazetesiyiz.
at yarışı ki iddia ki yapıyoruz. Hiç habercilik yapmasak bile, yayın yönetmenimiz Necil Ülgen'in de öyle bir teorisi var. Hiç habercilik yapmasak bile 50-60 bin gazete satacağımızı düşünüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü ciddi bir kitle var orada at yarışı için gazeteyi alan, spor gazetesini alan. İddia kuponu yapmak için alan ciddi bir kitle var. Mesela gazetesinden yine bizden örnek vereyim. Bulmaca için o gazeteyi alanlar var. Hiçbir şey yapmayın. 4 sayfa gazete çıkartın. Arasına bulmacayı verin. Yine o gazeteyi alacak olan insanlar var. Haydar Dümen için o gazeteyi alacak olan insanlar var. Ek için o gazeteyi alacak olan insanlar var. Bakın tamamen habercileri çıkardığımızı düşünün. O yüzden hani gazetecilik biter, gazete bitmez gibi geliyor bana. Aslında biz dijitalle birlikte hacmimizi artıran bir gazeteyiz. Hani sadece gazete tarafından şey yap, düşünürsek rakiplerimize göre bazı şeylerde çok ısrarcı olduk, bazı şeylerde çok prensipli olduk. Bu gazete 25 yıllık bir gazete. Ben de işte 5. yılında, 5 yaşındayken gazete kapıdan içeri girdim ve o zaman da gördüğüm şey şuydu. Gerçekten spor gazetecisi için olması gerekenden fazla prensipliydik. Muhtemelen onun etkisi vardı. Doğru yazar seçimleri muhtemelen onun etkisi vardı. Sorgulayıcı olmak muhtemelen onun etkisi vardı. Dışarısıyla iyi ilişkiler kurmak onun etkisi vardı. Biz European Sport Magazine üyesiyiz. Almanya'da Bild, İngiltere'de World Soccer, işte Portekiz'de Don Balon, İspanya'da Marca'nın üye olduğu bir birlik. Onlarla dirsek temasında olmamız, onlarla işbirliği içinde olmamız muhtemelen buraya kadar gelmemizi sağladı. Bir de çok değişimlere açık değildik. Biz logomuzu ilk kez bu sene değiştirdik, bu yıl başında değiştirdik. 24 yıldır aynı logo vardı. Belki böyle bir ketum ve şey duruşumuz da hani insanlarda bir aidiyet duygusu yarattı. Onun da tesiri olabilir ama dediğim gibi yazar seçimleri vesaire de işte Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a kadar insanların aklına gelebilecek Mehmet Demirkol'dan işte eski futbolcudan aklına gelebilecek çok geniş yelpazede çok uzun zamanda çok değişik insanlar da köşe yazısı yazdı. Ve en önemli sebep de herhalde gazetenin yöneticilerinin, gazetenin patronajının dinamizme önem vermesi. Çünkü şu anda hani yayın koordinatörümüz editörlükten yetişen birisi. Yazı işleri müdürümüz keza öyle. Ben stajyerdim. Önce gazetede gece sorumlusu, ondan sonra dijitalde sorumluluk aldım. Şu andaki editör grubumuza da bakarsan yani %90'ı falan stajyerlikten gelme. Eğer gerçekten o işi seviyorsa, ediyorsa böyle bir genç dinamizm, olumlu bakış var o anlamda. Başka da neden arıyorum ama dijital tarafını hani düşünürsek dijitale biraz erken başladık. Olması gerektiği zamanda başladık belki de. Çok yatırımlarımızı o tarafa yaptık. Sosyal medyaya ciddi yatırım yaptık. Onu da şimdi karşılığını alıyoruz. Birincisi şu kararı versinler. Öğrencilik yıllarında eğitimini alırken ben gerçekten bir haberci olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Bunu tecrübe edebilecekleri en iyi zaman da staj dönemi. Onun dışında boş zamanlarında abi, abla, kardeş, arkadaş, tanıdık birileri varsa gazeteci, televizyoncu gidip gerekirse çantasını bile taşısınlar, onun yanında olsunlar, gözlem yapsınlar. Bu çok önemli. İşi öğrenmeye çalışsınlar. Ya işte ben öğrendim, bu bana işte haber yazmayı ben öğrendim. Artık sayfa yazabiliyorum değil. Daha güzel nasıl yazabilirim? Daha vurucu nasıl yapabilirim sayfamı diye düşünsünler. Her zaman daha fazlasını istesinler. Eğer sahadalarsa, muhabirlik istiyorsalar ki çok keyiflidir. Her zaman koştursunlar, yorulmak bilmesinler. Kendilerine güvensinler. Hiç kimse hayata gazeteci ya da televizyoncu ünlü bir isim olarak gelmedi. Herkes bu tecrübelerden geçerek bu basamaklara geldi. Bugün ünlü gazeteciler, ünlü televizyoncular hepsi bu dediğimiz şeyleri yapmıştır mutlaka. Hepsi ilk haberini yazdı, ilk röportajını yaptı, ilk fotoğrafını çekti. Herkesin bir ilki vardı. Bu noktaya geldiler. Çok sevsinler işlerini. Sevmiyorsalar da uzaklaşsınlar. Umut Eken'in mesleki tecrübelerini, spor medyasını ve gazeteciliği dinledik. Farklı bir bölümde, farklı bir haberciyle tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.